Türkiye'nin otomobili TOGG'la birçok sektöre yeni iş sahaları açıldı. Kocaeli'de kurulan Entegre Dönüşüm Tesisi de onlardan biri. Tesiste elektrikli araç bataryalarındaki değerli madenler yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Elektrikli araç pilleri geri dönüştürülüyor. İçindeki değerli ham maddeler yeniden kazanılıyor. Artık yollarda görmeye alışmış olduğumuz elektrikli araçların enerjisini sağlayan o yakıt pilleri şayet ekonomik ömürlerini tamamladıklarında doğru ve bilimsel olarak geri dönüştürülebilirse kritik öneme sahip ham madde oluşuyor. İşte elimde bu kavanozlarda görülen ham maddeler o pillerden elde ediliyor. Nikel, mangan, kobalt, lityum ve grafit. Kocaeli'deki Entegre Dönüşüm Tesisi Türkiye'nin otomobili TOGG projesiyle birlikte harekete geçti. 300 milyon liralık yatırım yapıldı. Araba sektörü bu kadar geliştiği zaman gelecekte bir ham madde krizi olacak. Ve Türkiye'nin bazı sektörleri de bundan etkilenecek. Bundan dolayı ülkemizde bu konuların önünün daha da çok açılması lazım. Firmaların çoğalması lazım. Ve Türkiye'nin bu konuda bir geri dönüşüm üssü haline gelmesi lazım. Elektrikli araçların maliyetinin yarıya yakınını pil oluşturuyor. Ekonomik ömrü ise 10 yıl. Başta lityum olmak üzere içeriğindeki maddelerin rezervleri de üretime yetmiyor. Bu nedenle pili oluşturan madenler kritik ham maddeler olarak nitelendiriliyor. Eğer ki bu ham maddeleri kontrol altına almazsak, yarın bugün bir üretim durumunda bütün bu ham maddeleri yurt dışına almak zorundasınız. Atık elektrikli araç pilinin dönüşümünden elde edilen değerli madenler kimya ve seramik sektöründe de kullanılıyor.